İncele Bakalım ailesi merhabalar. Bugün Dan Brown'un başlangıç kitabı önümüzde. Yani orijinal adıyla Origin. Geçen hafta Türkiye'de satışa çıktı ve saat farkından dolayı dünyada ilk Türk okulları bu kitaba sahip oldu. Kitabı bu hafta bitirdim. O yüzden bir ufak inceleme videosu çekmek istedim. Öncelikle Dan Brown'dan bahsetmek istersek dış dünyaya kapalı bir yazar. Bunu çoğu röportajında kendisi de dile getirmişti. Dış dünyaya kapalı derken kitaplarını yazarken araştırmalarını yapıp yazma sürecine geçtiğinde genellikle internetten kopuk, hatta evde hiç internet kullanmadığını dile getirerek kitaplarını yazıyor. Yazdığı kitaplarda bilim ve tarihi harmanlamayı çok seven bir yazar. Bu kitapta da yine aynı şekilde bilim, tarih ve mimari öğelerin harmanlanması mevcut. Baş karakterimiz yine Harvard Üniversitesi simge bilimci Robert Langdon, Tom Hanks'in filmlerden Tom Hanks'in canlandırdığı karakteri biliyorsunuzdur. Yine aynı karakterin bir hikayesi. Langdon serisinde, benim kendi tabirimle Langdon serisinin de yanlış hatırlamıyorsam 5. kitabı. Evet, 5. kitabı. Daha önce Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar, Kayıp Sembol, Inferno, Cehennem ve son olarak Başlangıç, bu serinin son kitabı. Hikayeden bahsetmek istersem spoilersız bir şekilde Tanrı, bilim ve din üçgeninin içerisinde geçen bir hikaye. Dini sorgulatan, ateistlik, Hristiyanlık, Müslümanlık, İslam gibi dinlerin sorgulama evrelerini anlatan ve bilimle çakıştığı noktaları çok güzel kaleme alan bir kitap. Okurken hiç sıkılmıyorsunuz. 534 sayfalık bir kitap zaten. 534 sayfayı da bir çırpıda okuyabiliyorsunuz. Dan Brown'un Langdon serilerinde karşımıza çıkan bazı öğeler vardır. Bunlar hiçbir zaman değişmez. O öğeler nedir? Profesör Langdon bir davet üzerine hikayeye başlar. Evet, bu kitapta da bir davet üzerine hikayeye başlıyoruz, bir davet mektubuyla. Daha sonra kendisine yardım eden bir kadın karakterimiz vardır. Bu kitapta da mevcut. Amra Vidal diye bir karakterimiz var. O Langdon'la hikayenin içerisinde sürüklenen bir karakter. Yine hikayede Papaz Valdespino ve 3 tane din adamımız mevcut. Bunlar da hikayenin içerisinde dini sorgulamamıza sebep olan karakterler. Ve devamında da fazla değinmek istemiyorum. Dini bayağı sorgulatan bir hikaye şeklinde ilerliyor. Okurken Türk okullar açısından bir sıkıntı yok ama yurt dışındaki, özellikle Vatikan tarafından yine eleştirilecek bir kitap, ki Da Vinci Şifresi Vatikan'da bayağı eleştirilmişti. Ondan sonra da zaten bayağı tanınır oldu Vatikan eleştiriyor diye. Bu kitabı da eminim Vatikan eleştirecektir. İleriki günlerde bunu göreceğiz. Kitap hakkında fazla ayrıntı vermek istemiyorum aslında okurken, çünkü hevesinizi kırmak istemem, ama şöyle bir şey var. İçerisindeki hikaye biraz benzerliklere sahip. Diğer izlediğiniz filmler veya romanlardaki benzerliklere sahip. Dan Brown'un bence Last Sembol, Kayıp Sembol'den sonraki, hatta pardon öyle demeyeyim, Last Sembol'den önceki sıralama yaparsak Last Sembol'den önceki sıraya sahip, ama sondan ikinci kitabıdır benim için. Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci ve Inferno kadar sürükleyici değil. Ama diğer roman kültür kitaplarına bakarsak da onlar açısından bayağı sürükleyici. Hikayenin son 100 sayfasında artık finali tahmin edebiliyorsunuz. Dan Brown buna bu sefer fazla özen göstermemiş. Fazla bir karışık hikaye döngüsü de yok zaten. Finalde de bunu tahmin edebiliyorsunuz son 100 sayfada. İçerisindeki işleyiş şekli, Echelon diye bir film vardı. İzleyenler biliyor belki. Ona birazcık benziyor. O yüzden yani eştelerde bir öykü dizisine sahip. Daha böyle, nasıl diyeyim, sürpriz bir sonla bitirseydi Dan Brown, gayet şaşırtıcı ve ilginç bir kitap okumuş olurduk. Ama genel itibariyle de sürükleyici ve sıkılmayacağınız bir roman. Kitap tam bu kadar bahsedebiliyorum arkadaşlar. İnternet fiyatın şöyle, normal fiyatı 38, ama internette bunu 28 lira falan, yani bir 10 liralık indirimle temin edebiliyorsunuz. Özellikle kargo bedava kampanyalarını takip ederseniz de kargosunu ücretsiz şekilde karşılayarak 28 liraya
alabilirsiniz. Ya da kitap yurdundan 2 liralık kargo kampanyasıyla da bunu 30 liraya temin edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bugünlük inceleme bu kadar arkadaşlar. Umarım kitap hakkında spoiler vermeden de ufak bir bilgi vermişimdir. En kısa sürede alıp okumanızı da tavsiye ederim. Filmi çıkacak mı dersek şu an için bir bilgi yok. Ya da işte Last Symbol için de bir bilgi yok. Bildiğiniz üzere takip edenler varsa Dan Brown'un kitapları sinemaya çok karışık bir şekilde aktarıldı. Normalde kitaplar Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Last Symbol, Kayıp Sembol, Cehennem ve son olarak Başlangıç şekilde ilerlese de filmler Da Vinci Şifresini yani ikinci kitabı ilk film olarak aktardılar. Sonra Melekler ve Şeytanlar yani ilk kitabı ikinci film olarak aktardılar. Çok karışık şekilde ilerliyor. Sonra Kayıp Sembol çekilmesi gerekirken Cehennem'i öne aldılar. Şimdi yeni gelecek film de Başlangıcı mı yoksa Kayıp Sembolü mü bize anlatacak bilmiyoruz. Bir açıklama da yok. Tom Hanks'in bir imzaladığı sözleşmesi var deniyor. Ama IMDb üzerinde bu tam net gözükmüyor. Ya karışık bir durum. Umarım Kayıp Sembolü ilk film çekerler. Çünkü bu karışıklığı gidermeleri lazım artık. Onun da hikayesi gayet sürükleyici. Son olarak da başlangıca da şöyle 5-6 sene sonra bir film çekileceğini umuyorum ben. Bu süre zarfında da yine Dan Brown bize yeni bir kitap sunacaktır. Çünkü 3 yılda 4 yılda bir yeni bir kitabı çıkıyor. Evet arkadaşlar inceleme bu kadar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.